Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın tekrardan gerçek manada rally yapabileceği tarihi oranıyla birlikte konuşuyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Ekstra içerik videolar için de katıl tarafına kayıt olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi burada başlıkta da gördüğünüz üzere gerçek olarak rally yapacağı tarih demek aslında geçtiğimiz bir, bir buçuk senedeki bu ciddi yükselişten bahsediyor. Şimdi şurada baktığımızda 2021 başı itibariyle düzeltiyorum. 2028 9 10 ayları itibariyle başlayan bir yükselişle birlikte endeks geliyor. 1300-1400 puanlardan, hadi 1500 puanlardan diyelim tepede 5500- 5800 puanlara kadar yukarı hareketler sergiliyor. Şimdi burada tabii ki içlerinde belli başlı düzeltmeler oluyor ama burada gerçek manada bir yükseliş, uzun vadeli bir rally görüyoruz. Daha kısa şöyle 8-10 günde 15 günde %20, %30, %35'lik yükselişleri gördüğümüzde de bu biraz daha spekülatif, ani, söylem üzerine, patlama üzerine hareket eden yükselen ralliler, yükselişler oluyor. Bunların arasındaki farkları birazdan sizlere zaten söylüyor olacağım ve bu yüzden de önümüzdeki rally tarihini çok net olarak tespit edebilmiş olacağız. Şimdi burada gördüğümüz rally ile bir önceki rally arasında ne farklar var veya borsanın gerçek manada yükseliş trendine girebilmesi için borsanın gerçek anlamda yükselmesi için ne olması gerekiyor? Bunları madde madde gördükten sonra zaten sizler de şu anki konjektüre göre yorumlarınızı yapabileceksiniz ve aynı zamanda ileriki günlerde bundan 3 ay sonra, bundan 6 ay sonra, bundan 3 sene sonra kendiniz de borsanın yukarı gidip gidemeyeceği ile ilgili bir yorum yapacağınızda bu maddelere bakarak diyeceksiniz ki evet şu anda bu maddelerden kaç tanesini sağlıyoruz? O zaman yukarı gidebiliriz veya gidemeyiz diye. Kısaca bunları değineceğim, bunları anlatıyor olacağım sizlere. Daha önce de bu tarzda çok fazla tarih analizleriyle videolar yapmıştık, modeller incelemiştik ve net tarihlere de ulaşmıştık bu ifadelerin sonucunda, incelemelerin sonucunda. Bugün de bunu gerçekleştiriyor olacağız. Çok fazla zamanınızı almayacağım, maddeleri kısaca geçeceğim ve ardından da hedef tarihimizi ve oranıyla birlikte yüzde kaçlık bir yükseliş trendi görebileceğimizle birlikte incelemeye başlayacağız. Hemen geçelim. Şimdi ilk önemli noktamız yükseliş ama gerçek yükseliş neleri gereksindirir ya da neleri ister kendisinde buna bakalım. Birincisi global iyi bir seyir isteriz. Yani dünyada en azından bir kriz olmayacak. İyiye gidişat olursa bu ekstra ekler mi üzerine olumlu pozitif bir etki yapar mı? Tabii ki de yapar. Ama en azından biz burada negatif bir durumun olmamasını, globalde iyi bir seyrin olmasını isteyeceğiz. Nedir bunlar? Mesela dünyada bir pandemi olmayacak. Dünyada bir savaş olmayacak. Bu Rusya-Ukrayna savaşı olabilir, Irak savaşı, Suriye herhangi bir savaş da olabilir. Ülkeleri negatif etkileyebilecek dolayı salgınlar vesaire bu tip globalde kötü bir negatif bir durum olmayacak bu bir. İkincisi hemen işi globalden sonra lokale taşıyoruz. Ne demek yani? Ülkede iyiye giden işler olmak zorundadır. Burada çok yıldızlı bir not vereceğim sizlere. Belki bazılarınız hisse değerleme eğitim serimizi izlemediyseniz bunu bilmiyorsunuzdur ama değerlemeler yapılırken yani bir hissenin gerçek fiyata hesaplanırken dahi bulunduğu ülke puanı etki eder o hisseyi. Mesela çok basit bir örnek. Garanti Bankası'nı alın, Türk Hava Yolları'nı alın, Ereğli'yi alın, götürün ABD'ye koyun. Amerika'da olmuş olduğunu düşünün. Çok daha farklı bir değerlemeye tabi tutulur ve çok daha farklı değerlenir. Bu çok net. O yüzden Muhakkak lokalde de yani ülkemizin içerisinde ya da sadece bizim ülkemiz için konuşmamıza gerek yok. Bir İtalyan da bu videoyu izlediği zaman aynı şeyi düşünebilir. O da İtalya'nın iyiye gidişatı İtalya şirketlerini de pozitif etkileyecektir. Hepimiz bir gemideyiz diye düşünün. Geminin içerisine siz ileri doğru hareket ederken gemi geri geri gelirse aynı noktada kalırsınız. Siz dururken gemi geri geri gelirse siz geride kalırsınız. Siz ileri giderken gemi de ileri giderse bu sefer çok daha ivmeli gidersiniz. Bu yüzden lokalde de yani ülke puanımızın da ülke sıralamalarımızın da iyiye gitmesi önemlidir. Gelelim 3. noktaya. En önemli noktalardan bir tanesi bilançolar. Değerlemelerdeki en önemli etmendir. Karlılık ve büyüme muhakkak her hissenin ve hisselerin birleştiğinde endeksin yukarı gitmesinin en önemli maddesidir. Borsayı en iyi götüren etmendir. Bu yüzden iyi gelen bilançolara da ihtiyacımız var. Şimdi bunlardan kaç tanesi bizim şu anda mevcutumuzda var? Hangisi yok? Bunlara da bakacağız. Dördüncü ve önemli ve yıldızlı temel bir madde daha koyarsam zamanlama artı beklenti. Doğru şartlar üzerine oluşan zamanlama bizim için çok kritiktir. Şimdi bununla ilgili sizlere çok basit bir örnek göstereceğim. Sonra geçelim. Nasdaq tarafına geldik. Şimdi Nasdaq borsasına baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebilir miyiz? Bakın dipten tepeye alıyorum. Nasdaq borsası %43 yükselmiştir diyebilir miyim? Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Nasdaq borsası %43 yükselmiştir. Fakat zamanlama bize şunu söylüyor. Kime göre neye göre yani zamanlamaya göre mi? Çünkü gelip de 2022 Ağustos'ta Nasdaq borsasından hisse alan biri de bize şunu söyleyebilir. Hayır şu anda sadece %10 yükseldi diyebilir. Daha da kötü senaryoya gittiğimiz zaman Ekim aylarında, Kasım aylarında, Aralık aylarında Nasdaq'tan hisse alan bir kişi şu anda %8 zarardayız, %7 zarardayız hala diyebilir. Demek ki burada şunu net olarak bilmemiz gerekiyor. Zamanlama ve beklenti muhakkak suretle bizim bu trendleri ölçmek için içine almamız gereken bir durumdur. Bu yüzden endeksin ne kadar yükseleceği veya nereden ne oranda yükseleceği de zamanlamayla birebir bağıntılıdır. Şimdi gelin bu öğrendiğimiz bütün verileri, bütün bileşenleri Türk borsası içerisine taşıyalım ve güzel bir analiz yapalım. Şimdi burada S&P 500 tarafında da Nasdaq tarafında da gerçekleşen kısa bir örnek daha göstereceğim. Şimdi e, baktığımız zaman pandemi sonrasıyla birlikte Amerikan borsalarında da yani S&P 500'de de bakın pandemi çöküşü var. Şurada görüyorsunuz pandemi çöküşü var. Hatta isterseniz kalemle çizeyim. Pandemi çöküşü var. Pandemiden sonra para basımı ve hane halkına çok ciddi para yardımı yapan, enflasyonla mücadele yerine salgınla mücadele seçen tüm ülkeler olduğu gibi ne oldu? Enflasyon çıktı ve bu yüzden de borsalarda ciddi bir yükseliş başladı. Aynı Amerikan borsalarında olduğu gibi. Sonrasında ne gerçekleşti? Para basımının çok fazla artması, enflasyonun çok fazla olmasından ötürü faiz kararları çıkmaya başladı. Yani biz faiz arttıracağız ve enflasyon düşüreceğiz dendi. Ve burada da faiz artırıldığı için enflasyon düştü evet ama borsa da buradan çok uzun süre negatif etkilendi. Sonra artık faiz arttırımını yavaş yavaş keseceğiz denmeye başlandığı tarih itibariyle de tekrar bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada şunu diyebiliriz. Burası birinci adım, burası ikinci adım, burası üçüncü adım, burası dördüncü adım. Bunu Türkiye'ye getirdiğimizde bakalım neredeyiz? Biz de şöyle geriye doğru bir gidelim. Pandemi düşüşümüzü bulalım. Bakın pandemide burada bir düşüş yaşıyoruz. Pandemi sonrasında artan enflasyon, düşük krediler vesaire vesaire gibi durumlarla birlikte ne oluyor? Bizim de enflasyonumuz çıkıyor ve çok uzun vadeli bir yükseliş trendine giriyoruz. Bu yükseliş trendinden sonra artık biz de yavaş yavaş bu enflasyonla mücadele etmek için faiz arttırımı gibi bir noktaya gidebileceğimizi belirtiyoruz. Ha, yani faiz arttırılır mı arttırmaz mı arttırılırsa ne olurla ilgili çok fazla video olduğu için burada konuşmuyorum. Benim görüşümün ne olduğunu da o videolarda görebilirsiniz. Ama şayet burada bir faiz arttırımı gerçekleşirse ki yarın açıklanacak o zaman biz de aynı burada olduğu gibi aşağı doğru bir gidişat görece bir gidişat yine trade'e uygundur bu arada ama görece aşağı doğru bir gidişat göreceğiz. Sonrasındaki dönemde aynı burada yaşandığı gibi yeni bir yükselişi yaşayacağız. Demek ki biz Amerika'dan veya Almanya'dan veya İngiltere'den yani onların borsalarına baktığımızda da buradan bir örneklem yani zamanlamayı da çıkartıyoruz. Demek ki eğer faiz arttırma olursa bir gün, bir hafta, bir ay sonra değil belli bir müddet sonrasında yeni bir yükseliş başlayabilir. Tabii ki Amerika'dakiler birebir Koreli şekilde Türkiye'ye yansır mı? Hayır. Bunu da ifade edebilirim burada ama sonuç olarak benzer sonuçlar görebiliriz. Şimdi gelelim konumuza ya da net açıklayacağımız duruma. Şimdi beklentiler şirket karlıkları ve olası bir faiz artırımı sonuçlarının sakinleşmesi akabinde yükselecek borsa için benim burada tahmin ettiğim tarih Kasım ayı olarak karşımıza çıkıyor. Yani zamanlamaya bir nokta daha eklediğimizde de borsaların biraz daha beklenti ve zamanlama dördüncü maddemizde olduğu gibi bir kere yazın borsalar tüm dünya borsaları sadece Türkiye için değil Amerika için Almanya için İngiltere için de böyle tüm dünya borsaların hacimleri düşer. Çünkü insanlar o kadar yoğun şekilde borsa üzerine yoğunlaşmazlar uğraşmazlar mesai harcamazlar bu bir. İkincisi Kasım ayı ve sonrasında çok ciddi borsayla ilgili önemli veriler elimiz uğraşıyor. 12 ay aylıklar geliyor, temettü tarihleri geliyor, yıllık bilançolar, faaliyet raporları geliyor. Tabii ki bu bir süreç yani. Belki bunu tutabilirsiniz. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart gibi bir 5 aylık süreyi bunun içerisine alabilirsiniz. Sadece Kasım ayı, Kasım 1, Kasım 25, Kasım 1, Kasım 30'dan bahsetmiyorum. Burada bir süreç var. Kasım'dan Mart ayına kadar aldığımız süreç borsanın çok fazla veriye ulaştı, çok fazla beklentisinin oldu ve zamanlama olarak da çok güzel zamanlara tekabül ettiği için iyi bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Eğer olası bir faiz arttırımı olursa bunun yavaş yavaş sakinlemesi için de elimizde 5-6 aylık bir süreç oluyor Kasım'a kadar. Bu da bizim için çok önemli. Aynı zamanda dolar TL'ye baktığımız zaman ki dolar TL'nin biliyorsunuz Türk şirketleri üzerine çok ciddi bir etkisi var. Hatta bütün dünya şirketleri üzerine ciddi bir etkisi var. Burada uzun süredir 18'de kalan dolar 18-18.5-19'larda kalan dolar hızlı bir şekilde aşağı yukarı şuradan baktığımızda %25 civarında yükseldi ve bu da özellikle ihracat yapan şirketlerin veya iç piyasadaki maliyeti artan şirketlerin rahatlamasını sağladı. Tabii ki bu şimdiki bilançolara yansımayacak çünkü önümüzde göreceğimiz 6 aylık bilançolara bakacağımız zaman Ocak, Şubat, Mart ilk çeyrekti. Nisan, Mayıs, Haziran ikinci çeyrek olacak. O yüzden çok ciddi etki göremeyeceğiz. Ama döviz bu seviyelerde kalırsa o şirketlerin karlılığı noktasında özellikle ihracatçıların karlılığı noktasında 3. çeyrekte çok daha büyük bir avantaj görebiliyor olacağız. Bunun en iyi yansımasında yine zamanlama olarak baktığımızda da Kasım ayı olarak görüyoruz. Şimdi endeks bu seviyelerden bir yükseliş yaparsa yani örneğin endeksin nihai de 7000'e gideceğini düşünürsek ki benim buradaki ilk yapabileceğim iyimser tahmin 7000'ler seviyesidir. Kasım'da başlayan rally'nin neticesinde ulaşacağı noktadan bahsediyoruz burada. Şimdi 5000'den alırsanız 7000'e giderse aşağı yukarı %50'lik bir yükseliş gözüküyor. Eğer ki endeks biraz daha düzeltmeye başlarsa siz 4000'lerden 4500 4300'lerden lerden alım yapabilirsiniz. Örneğin çok %20 %25 civarında bir faiz arttırımı gerçekleşir. O yüzden borsa çok ciddi aşağı yönlü fiyatlanır. Buralardan alırsanız sizin karınız işte 4000'den aldığınız 7000'e gitti. %70'ler bandında olur. Bunu çok iyi dikkat etmek gerekiyor. O yüzden %50 %30 %40'lık bir yükseliş değil de daha demin Nasdaq örneğinde gösterdiğim gibi nereden aldığınıza bağlı olarak değişiyor. Ama global seyirde, lokal seyirde, bilançolarda zamanlama ve beklenti de bizlere burada doğru yükselişin gerçek manada altı dolu oluşabilecek bir yükselişin ki ara yükselişler muhakkak suretli burada gördüğümüz gibi ara yükselişler olacaktır ama gerçek temellere otulmuş yani rasyonel bir açıklaması olan yükselmenin ki biz burada spekülatör olmadığımız kötü niyetli olmadığımız içeriden bilgi sızdırmadığımız için verilerin rasyonel verilerin verdiği yükselişleri sadece tahminleyebiliyoruz yoksa bir karar açıklanır ve borsa yukarı gidebilir. Orada kısa süreli trendler oluşabilir. Minör trendler dediğimiz trendler oluşabilir ama gerçek trendlerin içi dolu rasyonel açıklaması olabilecek trend için Kasım ayını ve hedefte endeksi 7000 için beklediğimi ifade edebilirim. Tabii ki bu faiz arttırımının Önden yüklemeli mi olacak ne kadar olacak nereye kadar çıkacak ve nerede artık sakinlemeye başlayacak ya da bir soru işareti daha koyayım faiz arttırımı olacak mı olmayacak mı da bunları değerlendiriyor belirtiyor olacak bunu söylemekte çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Daha önce faiz arttırımı olur mu olmaz mı olursa ne kadar olurla ilgili videolar çekmiştik. Ben öyle çok inanılmaz faiz arttırımları olacağını düşünmüyorum burada tekrar da belirtmiş olayım sizde bu videonun içindeyken eski videolardan da yine bakabilirsiniz. Videomuzun sonuna yaklaşırken borsanın tekrar gerçek olarak rally yapacağı tarih ve orana baktığımızda 7000 endeks seviyeleri mantıklı gözükürken aynı zamanda bunun içinde Kasım ayları uygun gözüküyor diyebiliriz ve videomuzu sonlandırabiliriz. Kanal Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.